namusunuzu ve şerefinizi iki paralık olmaktan kurtarmak için bu evliliği bitireceksin. Yoksa? Yoksa... Bu pislikler ortaya saçılıverir. Hem de bu gece. Yenge, bunlar bizi istemiyorlar. Niye ki? Baksana Zümrüt Hanım ortada yok. O ağabeyini ağırlıyordur belki. Buyurun. Bu akşamki ziyaretinizin sebebi ne? Hayırlı bir iş için demiştik ya. Evet. Dediğiniz gibi dünür oluyoruz. Kaldı ki çocukları evli. Her ne kadar bizden gizli yapmış olsalar da evliler işte. Yani? Yani ortada eğer bir pislik varsa bu ikimize birden sıçrar. Ne münasebet. Bu bizim ayıbımız değil. Sizin ayıbınız. Eğer ortada bir ayıp varsa bu benim mahremiyetimden değil. Sizin yaptığınız şantajdır. Pes doğrusu. Küçük kızınız ve siz. Aynı adamla. Bunun nesi kabul edilir? Yeter. Bu çirkin konuşmaya bir son verelim. Unutmayın ki ben aynı zamanda sizin yeğeninizin kayınvalidesiyim. Ve adetlerine bağlı Ilgaz ailesinin dünürü. Eğer ortada bir ayıp varsa onun altında hepimiz kalırız. Sen öyle san Zümrüt Hanım. Ucu bize değene kadar analı kızlı aynı adamla düşüp kalkmışlar der. Bunu konuşurlar. Cemiyetin ağzına sakız olursunuz. Şöyle koyalım. Zümrüt Hanım'a haber vereyim. Aşağıda Necip Bey'le bahçedeydi. Geldiğinizi duymadı herhalde. Ben çağırırım. Siz Lale ile ilgilenin Beyya Dadı. Tamam. Müsaadenizle. Dadısı da varmış. Abim de Zümrüt Taşkıran'la sohbeti koyulmuş anlaşılan. Ay inşallah. Bunlar ortaya çıkmaya görsün. O zaman anasına bak kızına al lafı yerini bulur. Rezil olacaksınız. Beni buna mecbur etmeden... Bu işi bitireceksin. Bakın Necip Bey. Çınar, geldiniz mi? Geldik amca. Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk. Anneniz neredeler? İçerideler. Ben bir hoş geldiniz diyeyim. İzninizle. Ne konuşuyordunuz amca? Hiç, havadan sudan. Zümrüt Hanım bozulmuş gibiydi. kız vermek kolay değil. Hadi biz de içeri girelim. Düşünme, yol göster bana. Ne de olsa burası da senin. Konuştuğunuz böyle bir şey miydi yoksa? Haşa. Bu konuda Taşkıran ailesine en küçük bir imada bulunmadım. Elinde bir zarf vardı.
var içinde? Zümrüt Hanım'ın geleceği. Teminatı ödeyeceğimize dair yazılı kararımız. Bu konuda imada bulunmayacağını söylemiştin ama. Aşk olsun. İma mı bu? Lazım olur dediydim. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sen içini ferah tut Çınar. Rahatsız olduğum bir konu daha var. Neymiş o? İki aile de birbirinden çok farklı. Annemin yukarıda Lale'yi ve ailesini kırmasından korkuyorum. Bu konuda onu sen dizginleyeceksin. Anladım. Ama gelin kızımızı ayrı tutarak söylüyorum. Zümrüt Hanım'ı ve küçük kızını ailemize uygun bulmadım. Lütfen amca. Senden tek bir ricam var. Nezaketi elden bırakmaman. Her şeyi nezaket çerçevesinde yapıyoruz zaten. Hadi çıkalım. Canım yalıyı ne biçim döşemişler. Ben beğendim vallahi. İnce bir zevkleri var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Gerek yok. Kızınızı evlendiriyorsunuz Zümrüt Hanım. Kaynana oluyorsunuz benim gibi. Bırakın öpsün. Henüz değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle tanışmamıştık. Ben Mehmet İncesu. Reyhan'ın eşiyim. Memnun oldum. Ben de Zümrüt. Hoş geldiniz. Şermin, bunu içeri al. Adettendir Zümrüt Hanım. Kız isteme töreni boyunca çikolata ortada kalır. Paket açılırsa kızı verdiniz gitti demektir. Diğer türlü anlarız ki bize kız yok. Böyle işaretleşmeleri gerek olduğunu sanmıyorum ben. Böyle daha iyi değil mi? Kaç seferdir yapıp bozuyorsun. Neyin var? Çok heyecanlısın. Korkuyorum dadı. Yukarıdakiler gul yabani değil ya. Neden korkuyorsun? Öyle değil. Biz Çınar'la birbirimizi çok seviyoruz. Ama ailelerimiz... Onlar da birbirlerini severler, alışırlar. Yeni bir hayatın başındayım dadıcığım. Herkesten gizli evlendiğimizde böyle hissetmemiştim. Ama ailelerimiz işin içine girince her şey değişti. Bir çocuk oldu muydu her şey değişir. Hem sen çocukları seversin. Şu düğün faslını bir atlatalım, ondan sonra birkaç tane yaparsın. Yeşim, sen çıkıyor musun? Evet. Sana bol şans. Darısı senin başına Yeşim. Daha yok. Ben almayayım. Hiç tarzım değil. Büyük lokma yut, büyük laf söyleme demişler. Oldu. Çav. Kızılcık şerbeti mi bu? Kayınvalidemin saray mutfağından özel bir tarif. Alkol kullanmayan misafirlerimiz için. Aman içinde alkol olmasın da. Merak etmeyin, sizinkilerde yok. Sen de viski içer misin Çınar? Böylesine anlamlı bir günde neden olmasın? Teşekkür ederim. Çınar önce kaplumbağa terbiyecisini aldı, sonra da kızınızı. Evet, tanışmalarının müsebbibi olan tabloyu. Biz o tabloyu salona astık. Siz nereye asmıştınız? Babamın çalışma odasına. Doğru, doğru.
İzninizle ben bir Lale'ye bakayım. Kemal'cim, nerede kaldın? Herkes seni bekliyor. Otur. Otur. Yarın senin için büyük gün Kemal Bey. Öyle. Herkes bu ihaleyi senin alacağını düşünüyor. Bakalım. Kısmet. Bırak bu lafları rakiplerin söylesin. Hatta bu ihaledeki tek rakibi. Zarfı açmadan ihaleye girme. İhaleye girersen karın Zümrüt'ün bu görüntülerini herkes izler. Üzerine titrediğin aile şerefin iki paralık olur. Bunu bana nasıl yaparsın? Ha? Bunu bana nasıl yaparsın? Bu utançla yaşayamam ben. Her şey bitti. Tek çare bu. Tabii ya. O sendin Necip. Başladım bu gece. Bu geceki programım bu. Bir tane daha. Kimi bekliyorsun? Sevgilimi. Neler oluyor Necip Bey? Hallettim. Başlarını yıkacak bu evliliği. Bak gör, düğün derneğin adını bile ağzına almayacak. Oh, belli zaten. Eskisi gibi değil, gönülsüz. Suratından düşen bir parça. Öksü otuna tutulmuş serçe kuşu gibi tir tir titredi karşımda. Allah Allah. Ne dedin ki böyle? Kusur ve ayıptan ibaretler ama onları bu kadar utandıracak ne var elinde? Yenge, kız alamayacağız galiba. Galiba. Hoş geldiniz. Gelin hanım, naz mı yapıyorsun? Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Kızımız çok heyecanlı. Aa, ne heyecanı canım? Bu durum formalite icabı. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. O çoktan çınarımızın gelini oldu bile. Sıra Ilgazlar'ın gelini olmaya geldi. İki aile baş başa verip Çınar ve Lale için yılın düğününü yapacağız. Bravo Valide Sultan. Vallahi ne yalan söyleyeyim, gecenin başında seni biraz keyifsiz görmüştüm. Kız vermek kolay değil tabii. Ama şimdi bu fikre alışmışa benziyorsun. Çocuklar zaten kararlarını vermişler. Başlarda biraz kızmıştım. Gizli yapılmış bir şey malumunuz. Ama bize düşen iki aileye yakışır, güzel bir düğün yapıp bunu sevdiklerimize paylaşmak olacaktır. Değil mi? Evet, soframız hazır. Buyurun. Küçük kızınız... Yeşim. Aa, baba olmadığınız için bilmiyorsunuz tabii Necip Bey. Çocuklar işte. Küçük kızımı tutabilene aşık olsun. Yeşim'in bu gece başka programı varmış. Bu tanışma yemeği sürpriz olduğundan dolayı programını iptal edemedi. Kusura bakmayın. Lale, Çınar, sizi yanıma alayım. Necip Bey, lütfen siz Lale'nin yanına. Ekrem. İkbal Hanım, siz oraya değil, lütfen karşıma geçin.
çocuğum sen de oraya. Lale ve Çınar'a kaldırıyorum. Düğüne ve iki ailenin tanışması şerefine. Kızı verdiniz gitti anlaşılan. Bu benim üslubum değil. Biz buna bir kutlama yemeği diyelim. Nezih olan böylesi. Ama gelenekler de güzel. Seni de istemeye gelmediler mi anne? Babam hep anlatırdı. Annenize nezaketen gelmişlerdir. İki aile de gayet seçkin ve zarifti. Her şey böyle olması gerektiği gibiydi. Nezaket dışında hiçbir yola sapılmadı efendim. Oh ne hala. Çünkü duyuyoruz. Etrafta edepsizlik diz boyu. İşle ilgili küçük bir pürüz çıkmış. Halletmem gerekiyor. İzninizle. Tuvaletine gel. Lavaboya gitmem lazım. Çok rica ediyorum. Ben gelmeden devamını İletirim. Menüye bakmak aklıma gelmedi. Yemekleri sevmediniz. Ne de olsa toprak insanıyız.
denizden çıkanlara pek alışık değiliz. Esasında balık severiz. Ama istiridye, ıstakoz tercih meselesi tabii. Size denizin hazine sandığından bir hediye sunmak istemiştim ama... Hay Allah, üzüldüm şimdi. Üzülmeyin, önemli değil. İki aile de birbirine alışacaktır zamanla. Masanın altında ıstakoz bacağı var. Istakoz yemek maharet istermiş. Aynı zamanda da sabır. Ama çok zevkliydi değil mi? İtiraf edin. Hı? Çok eğlenceliydi. Buyurun, kahvelerimizi salonda alalım. Buyurun. İkbal Hanım, müsaadenizle Necip Bey'i biraz çalacağım. Aile arşivindeki padişah fermanlarını göstereceğim. Buyurun efendim. Ilgaz erkeklerini kaptırdık yenge. Sok o yılan deliğinin içine Reyhan. Sen daha ver bana. Yeterince içsin. Bu gece buradan ayık ayrıl. Öf, uğraştırma beni. Ne burası? Bar mı Yeşilay mı? Hadi. Asıl dedikodu bende. Tuvalette Zümrüt'ün küçük kızıyla karşılaştım. Ayakta duramıyordu. Tam bir serseri. Hiç büyüğüne benzemiyor. Gazetecilerin yazdıkları doğru mu? Lale evleniyormuş. Doğruymuş. O hale Zümrüt Taşkıran'la nasıl yapar bilemem. Yapma hayatım. Biz Taşkıran'larla aynı camiadınız. Ilgazlarla değil. Şefik yapma lütfen. Bütün camia Zümrüt'ün rezaletlerini konuşuyor. Annem adına özür dilerim. Ayrıca bize katılmayan Yeşim adına da. Boş ver bunları. Ben seni seviyorum. Seninle evlendim. Onlar da bir süre sonra birbirleriyle didişmekten yorulurlar zaten. Ya aralarındaki mesele hissettiğimizden büyükse? Nasıl yani? Bilmem. Sanki sessiz büyük bir savaş yaşanıyor. Biz bu savaşın kurbanları olmayacağız. Kocamın katili sizsiniz. Ne saçmalıyorsunuz siz? O fotoğraflar nasıl elinize geçti? Nasıl geçecek? Ortalık mal olmuş, elden ele dolaşıyorlar demek. Öyle bir şey olsaydı çoktan gün yüzüne çıkardı. Kemal'e o şantajı yapan sizdiniz. Onun ölümüne neden oldunuz. Siz katilsiniz. İleri gidiyorsunuz. Ben mi ileri gidiyorum? Kendinize gelin. Yeğeniz biliyor mu peki bunu? Şantaj yaptığınızı. Kemal'in intiharına sebep olduğunuzu. Sizi siz yapan o ihaleyi kanla kazandığınızı. Nelerle suçluyorsunuz beni? Utanç verici olan hangisiymiş Necip Bey? Benim mahremiyetim mi? Sizin kirli entrikalarınız mı? Çınar doyunca hangisine daha çok üzülür?
Siz onu düşünün. Saçmalık bütün bunlar. Eğer şantaja devam ederseniz, ben de kafamdaki bütün bu soruları herkesin önünde seslendiririm. Gözlerimin önünde oluverdi her şey. Babam gözümün önünde öldü. Kollarım da öldü. Neden? Neden yaptı bunu hiç? Hiç anlamadım. Üzülme bir tanem. Üzülme artık. Onu çok özlüyorum Çınar. Babamın ölümünden sonra yapayalnız kaldım. Kimsesiz. Ben varım artık. Evet, sen varsın. Hiç ayrılmayalım. Biz hiç ayrılmayacağız. Söz veriyorum sana. Hiç ayrılmayacağız. Yenge, abim hala dönmedi. Bakıyorum da Zümrüt Hanım'la Dünürlü bayağı ilerletti. Hadi kalkalım artık. Aa, nereye gidiyorsunuz? Kahvelerimizi içeceğiz. Hem daha kız istemediniz değil mi Necip Bey? Çınar nerede? Lale ona babamın çalışma odasını gösteriyordu. Bir buhran anında mı intihar etmişti? Çok yazık. Kocamın ölümü hala gizemini koruyor bizim için. Hah, geldiler işte. Biz de artık sözü Necip Bey'e bırakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yeşim. Arabamı getirin benim. Hemen efendim. Şefik bu halde araba kullanabilecek mi? Yardım et istersen. Ne de olsa aile dostlarımız. Bu halde araba kullanamazsın. Sana yardımcı olsunlar, evine bıraksınlar. Ne kadar naziksiniz Şefik amca. Evine bırakın. Peki efendim. Dur. Yarın ara beni. Çok heyecanlıyım. Tamam. Yarın tekneyle çıkarız. Olur. Of. Hadi. Gidebilirsiniz. Hadi gidelim. Biz kalkalım artık. Siz nereye? Onlar da otelden bozma evlerine gidiyorlardır. Ben orayı seviyorum. Ben de senin sevdiğin her yeri seviyorum. Meo, eğlenceyi kaçırdın mı yoksa? Kız istemeye gibi. Gidiyor musunuz? Lale, beni enişte beyin ailesiyle tanıştırmayacak mısın?
Ne o? Utandın mı benden? Hayır. İnsan kardeşinden utanır mı hiç yeşim? Çok içmişsin. Üzüldüm. Üzülmüş. Üzüldün. Ama bak, ayakta durabiliyorum. Biz gidelim artık. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Necip Bey. Görüşürüz. İyi akşamlar Necip Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Of. Nasıl Valide Sultan? İstediğin gibi eğlenebildin mi bak? Hey, ne oluyor? Ne o? Seni de mi utandı? Sen beni hep utandırıyorsun. Hani ben senin kızındım? Odana git. Seninle konuşacaklarımız var. Bunları yarın sabah konuşsanız. Sen karışma beyi. Odana. Senden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden intikamımı alacağım. Hepinizden. Her neyse zaten aldın intikamını. Şimdi cezasını çekeceksin. Şefik'le ne zamandan beri düşüp kalkıyorsun? Sen nereden biliyorsun? Soruma cevap ver! Deli gibi aşık bana. Bensiz yapamıyor. Evli. Düğün üzeri skandal olur. Olsun! Bana ne? Bu işi bitireceksin. Düğün üzeri usludur diyorsun ha? Evet. Ya durmazsan? Ya bitirmezsem ne olur? Bitirmezsem ben bitiririm. Ne yapıyorsun? Saçmalama! Bu işi bitirene kadar bu odana kilitli kalacaksın. Saçmalama! Aç şu kapıyı! Aç dedim! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Neler oluyor Zümrüt Hanım? Yeşim'le konuşmamı ister misin? Seni ilgilendirmez Behiye. Bırak biraz hapis kalsın, terbiye aç olsun. Aç şu kapıyı! Rica ederim. Aç! Şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Beraber yürüyelim mi? Sana daha kaç kere söyleyeceğim? Yaşlı erkeklerle birlikte olmak tarzım değil. Bu yüzden rahat bırak beni. Ben olsam
Yaşlı demezdim. Belki biraz tecrübeli. Sadece hayata karşı da değil. Ailen hakkında da birçok şey biliyorum. Hatta senin bilmediklerini. Annemle yaşadığın o iğrenç şeyleri anlatacaksan hiç zahmet etme. Her şeyi biliyorum zaten. Yanılıyorsun. Anlatacaklarım seninle ilgili. Benimle birlikte olursan hayatın değişir. Anlatacakların umurunda değil. Babanın Lale'yi neden senden daha çok sevdiğini umursamıyor musun? Ya da neden seni bir kenara ittiğini merak etmiyor musun? Yalan! Babam beni severdi. Hem de çok. Acaba? Tilkinin Leyla'yı ağırladığı gibi ağırladı bizi. Kanemici asalak. Senin de göle çaldığın maya tutmadı Necip Bey. Yüzüne tükürsen rahmet sanıp ya Rabbi şükür diyeceğini hesap edemedim. Bir ümit gene güvenmiştim sana. Ama sen gene güvenimi boşa çıkardın. Bundan sonra benim bildiğim yoldan gideceğiz. Bu da sana son sözümdür. İyi misin güzelim? Çok kötü rüyalar gördüm. Bütün gece bizimkilerle uğraştım. Kucağıma böyle bir kız çocuk vermişlerdi. Yeşim'in bebekliğine benziyordu. Tamam geçti. Şefik Bey, engel olamadım, kusura bakmayın. Ziyan yok. Zümrüt Hanım çok eski dostum. Hoş geldin. Bu ani ziyareti neye borçluyum? Her şeyi biliyorum.
Utanmıyorsun değil mi? Ne demeye çalışıyorsun? Benimle oyun oynamaya kalkma Şefik. Yakında şantaj fotoğrafları senin eline geçer. O zaman ne demek istediğimi anlarsın. Yine ne şantaj? O mevzu bir yıl önce bitmedi mi? Bu mevzu başka. Yeşim. Demek öğrendin. Ben Yeşim'i seviyorum. Sen evlisin. Seninleyken de evliydim. Evliydik. Sen nasıl bir adamsın? Hem benimle hem kızımla nasıl olabiliyorsun? Bu ne cüret? Kızına aşığım Zümrüt. Gerekirse Hülya'dan ayrılıp onunla olabilirim. Yapamazsın. Bu öfke niye? Dürüst ol Zümrüt. Seni sinirlendiren benim seçimim olmasın? Yoksa kızını mı kıskandın? Bu rezillik bitecek. Kayseri'nin tahin niketesi kendime getirdi beni. Kim yaptı bunu? Bu seferki pek güzel olmuş. Bilmem. Onu yengeme soracaksın. Neyse. Bana müsaade. Necip abi ben de geleyim seninle. Gel. Sen Reyhan. Sen geliyor musun? Yengem düğün alışveriş falan diyordu. Sana söylemedi mi? Yok. Bir şey demedi. Bugün kendime izin verdim. Yenge, alışveriş detaylarını abimle konuşmadın mı? Konuşacak bir şey yok. Biz kadınlar hallederiz. Bir ihtiyacınız olursa ararsınız. Hayırlı günler olsun size. Güle güle. Alışverişe çıkacağımızdan Lale'nin haberi var mı bari? Dur arayacağım şimdi. Akşam söyleseydin ya. Onlar senin gibi günübirlikçi değil. Haftalık program yapıyorlar kendilerine. Ne işi gücü var ki? Değiştirsin gününü. Annem arıyor. Günaydın anne. Oğlum, Çınar'ım uyandın mı? Ha iyi, iyi. Bak ne diyeceğim. Biz bugün düşündük, düğün alışverişine çıkalım dedik. Yok yok, Lale'yi telefona vermene gerek yok. Söyle anasını da alsın gelsin. Hadi bekliyorum çocuğum. Biraz emirvaki olmadı mı? Bugüne bugün kayınvalidesi oluyorum. Ben demedim mi sana her şey çok güzel olacak diye? Bak bizimkiler şimdiden heveslendiler gelin alıyoruz diye. Dadımla giderim alışverişe. Keşke önceden haberim olsaydı. Defne ile buluşacaktım ama olsun. Hallederim ben. Laleciğim. Hiç girme Lale. Çıkalım oyalanmadan. Hazırım ben. Yeşim uyandı mı? Bir çift lafım var ona. Dün beni rezil etti. O yüzden de annem cezasını verdi zaten. Odasında. Kilitli. Kilitli mi? Dur, dur, dur. Gitme. Yeşim? Ne oldu yüzüne? Yok bir şey. Çarptım. Cezalıymışsın. Bırak Valide Sultan öyle olduğunu düşünsün. Kafamı dinliyorum ben. Nerede sahiyor? Aşağıda mı? Evde değil. Çıkmış. Nereye? Bilmem. Ben Behiye dadımı almaya geldim.
Çınar'ın annesiyle alışverişe gideceğiz. Of Lale. Nasıl dayanıyorsun bu saçmalığa hiç bilmiyorum. Neden saçmalık olsun ki? Zaten alışverişe gitmiyor muyuz? Bu defa onlarla gitsem ne fark eder? İyi. Geç kalmadan git o zaman. Benim kafam kazan gibi. Biraz daha uyuyacağım. Bir daha bu kadar içme olur mu? Aslında bana bir özür borçlusun ama sarhoşluğuna verip affediyorum seni. Nerede kaldı bunlar? Aa, geldiler. Zümrüt Hanım'a bugün de tahammül etmek zor olacak ama. O yok. Aa, kim var peki yanında? Dadısı. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Zümrüt Hanım yok mu? Hayır, gelemedi. Hoş bulduk. Çok özür diliyor. Geç kaldınız. Kahvelerimizi içip kalkalım o zaman. Kahveye gerek yok. Hemen çıkabiliriz aslında. Nasıl isterseniz. Buyurun. İtaatkar. Sen bunun başını çabuk ezersin yenge. Yılanın yavrusu yılan olur. Başını ezersin kuyruğuyla dolanır. O kadar kolay değil yani. Amca, Kemal Taşkıran intihar etmeseydi bizim şansımız ne olurdu ihalede? Nereden icap etti şimdi böyle bir soru? Lale'nin babası, merak ettim. Hem o zamanlar Amerika'dan yeni dönmüştüm. İhaleyle de ilgilenememiştim. O camia bize İstanbul'un çarıklısı gözüyle bakıyordu. Millete, ümmete hizmet edelim diyorduk. Kibirle önümüzü kesiyorlardı. Yani intihar etmeseydi ihale taşkıranlarında, öyle mi? Muhtemelen bizim bileğimizi hileyle bükerlerdi. Madem kazanması bu kadar sorunsuz görünüyordu, niye intihar etti? Mukadderat. Allah evlatlarına sağlıklı ve uzun bir ömür nasip etsin inşallah. Amin. Efendim, yemeğinize dokunmamışsınız bile. Tepsiyi alabilir miyim? Yemeyeceğim. Götürebilirsin. Şermin. Ah. Bunları satarsın. İyi para eder. Ama karşılığında bana telefonunu vereceksin. Mersi. Özel bir görüşme yapacağım. Sonra veririm telefonu. Yalnız fazla kontürüm yok. Peki. Mesaj çekerim o zaman. Alo, Yeşim. Sana ulaşamadım. Seni çok merak ettim sevgilim. Annem buradaydı. Kim bilir sana neler yaptı. Merak etme, iyiyim ben. Bana hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Yarın tekneyle yalının önüne gel. Burada kilit altında tutuyor beni. Anahtarlarımı, telefonumu, her şeyimi aldı. İste şimdi gelip kurtarayım seni. Bekle.
Beni avucunun içine aldığını zannedip sevinsin. Böylece daha çok üzülür. Tamam, görüşürüz. Mustafa Bey, sen şu en kalın olanını ver bize. Güzel değil mi? Güzel. Güzel ama altın sevmem ben. Takmam da. Zahmet etmeyin lütfen. Hiç gerek yok. Bugüne bugün ılgazlara gelin oluyorsun. Ben bunları senin zevkin için değil, kendi şanım, şerefim için alıyorum. Mustafa Bey, sen bunun kolyesini, küpesini, bileziğini, takımını ver bize. O zaman takım almayın bari. Takım kullanmam, tarzım değil. Kullanırsın. Düğünden sonra bütün Kayseri kalkıp tebriğe gelecek. Onların karşısında seni kuru dal parçası gibi çıkaramam değil mi ama? Sen bunları Hazret şoför Uğrar alır. Hadi vakit kaybetmeyelim. Dadı, sen şu paketleri taşıyıver. Ben alırım. Aa, incileri mi dökülür? Niye dadına taşıtmıyorsun? Çünkü o benim hizmetlim değil. Can yoldaşım. Ver bakayım şunları bana. Hayır dadıcığım. Ver. Siz de dökülen incilerimi toplarsınız. Dışarıda mantıyı bir tek burada yerim ben. Sen niye yemiyorsun? Ben öğlenleri hafif yerim. Çok teşekkür ederim. Hamur işi sevmediğinden değil. Malum İtalya'da okurken bir gün pizza, bir gün spagetti yediğimiz olurdu. Dadım beni uzun süre yalnız bırakmadı. Oh ne güzel. Analık etmiş sana. Reyhan'la bizim ilişkimiz de böyledir. Bacak kadar kızdı ben rahmetli Yusuf Bey'le evlendiğimde. Hayrandım yengeme. Çınar doğunca çok kıskandım. Laf aramızda hala kıskanır. Aa, artık neyini kıskanacağım ben Çınar'ın? Aman alınma hemen. Çınar koca adam, holdingin başı. Oyuncak gibi holdingi çekiştirecek değilsin ya onun elinden. Şaka ediyorum tabii. Yönetimde hepimiz eşit haklara sahibiz. Aile şirketlerinde usul de budur zaten. Her şey babadan oğula geçer bizde. Bu yüzden soyun sürmesi çok önemlidir. Yengem de Barış çubuğunu bunun için yaktı zaten. Lale ile Çınar'ın da bir sürü çocuğu olur. O çubuğu tüttürürler. İnşallah. Gelin hanım bunun için ayak sürmese bari. Çocukları çok severim. Ama iktidar için değil. Anne olmak için çocuk isterim. Sen bir erkek evlat doğur da her türlüsü kabulümüz. Bundan böyle
Dizimin dibinde isterim oğlumla gelinimi. Anlayamadım. Düğünden sonra bizimle oturacaksınız tabii. Torunlarım elimde büyüyecekler. Biz birbirimize bağlı bir aileyiz. Hepimiz aynı çatı altında olacağız. Hemen hazırlıklara başlayalım. Aşkım anlat bakalım. Nasıl geçti alışveriş? İyi. Sadece annenin yaptığı teklif düşündürdü beni biraz. Annem ne teklif yaptı sana? Onlarla birlikte oturmamızı istiyor. Bence çok mantıklı. Nasıl? Hepimiz birlikte mi oturacağız? Evet. O ev çok büyük, hepimize yeter. Hem baş başa kalmak istersek gene kalırız. Merak etme sen. Ama ben böyle bir şey hayal etmedim. Sadece bize ait bir ev vardı benim hayallerimde. Vaziyet bu Zümrüt Hanım. Lale, İkbal Hanım'ın birlikte oturma teklifine sıcak bakmıyor. Sen söylemedin mi Çınar gibi erkeklerin aileleriyle birlikte yaşamayı sevdiklerini? Söyledim ama anlatamadım. Beni düğün alışverişine çağırmadı bile. Gerginlik olmasından korktu Zahar. Aşk olsun beyiye. Ben bir kere yıkıcı değil, yapıcı bir insanım biliyorsun. İkbal Hanım'a çok ayıp oldu. Ona bir iadeyi ziyaret yapmamız gerekiyor. İyi olur. Bugüne bugün dönürsünüz. Hatta mimarımızı da arayalım. O da yarın bizimle beraber gelsin. Niçin? Lale'nin oturacağı daireyi hazırlaması için. Onu ikna etmemiz gerekiyor. Lale o daireyi gördükten sonra oturmaktan vazgeçmiş olabilir. Sevgisizlik abidesi. Önce Lale'ye sorsaydınız. Yuvasını yapıyorum. Daha ne soracağım? Alo. Ömerciğim, nasılsın? Zümrüt Hanım aradı. İadeyi ziyarete gelmek istiyormuş. Mimarını da getirecekmiş. Lale ile Çınar'ın oturacağı daireye bir baksın diyor. Lale burada kalmaya karar verdi mi ki? Onun kararına mı kalmış? Bizim uygun gördüğümüze boyun eğecek. Zümrüt Hanım'ın mimarına ne gerek var o zaman? Heves etmiş, getirsin. Yenge, hı? O kadına elini verirsen kolunu kaptırırsın. Dur hele. Anası kızının yuvasını yapsın, ondan sonra dış kapının mandalı. Evet be, yine ben kazandım bu. Aferin Yusuf. Çınar abinden daha iyisin. Abi, Yusuf'un mantık kurma ve analiz yeteneği çok gelişkin. Belli belli, maşallah. Ayol, üç kuruşluk tavla oyunu. Ne yeteneği. Şans işi. Bu hayatta en çok da o lazım insana. Duyamadım. Duy o zaman. Bugün Şefi'ye gittim. Skandalın ayak seslerini duydu. Tir tir titredi. Senin oradan öyle mi gözüküyor? Sersem. Şefik cemiyet hayatındaki saygınlığını senin yüzünden bir kalemde çizip atar mı? Görürsün. Seni kilitlediğim iyi oldu. Yoksa zincirlerinden boşalır, rezilliklerini yapmaya devam ederdin. Düğün öncesi bunu yapmana izin vermeyeceğim.
Çok güzel aşk filmiydi. Bizimkisi gibi. Bodrum günlerimizi özlüyorum. Seninle birlikte kaldığımız tekne tatilini, o köyü. Beni gelinin yaptığın o günü. Hepsi unutulmazdı. Emin abi ve Zübeyde ablayı da çağıralım mı düğüne? Çağıralım tabii. Neden olmasın? Çınar. Sen ailenle birlikte oturmamızı istiyorsun değil mi? Bize verdikleri tüm sözleri tuttular. Ne istediysem, ne dediysem yerine getirdiler. Bu konuda onları kırmak istemiyorum. Geçen sefer olduğu gibi su böreğinin hamurunu çürütmediniz inşallah. Ay yok yok İkbal Hanım, bu seferki ipek gibi açıldı maşallah. İyi. Ah, servis tabaklarını öyle tepeleme doldurmayın. Her şeyden azar azar. Arzu eden olursa eklersiniz. Oldu hanım. Bunlar çaylarını bardakta mı içerler, fincanda mı acaba? Çay dediğiniz bardakta içilir hanım. Fincana koy sen. Tamam. Biraz fazla uzamadın mı Zümrüt Hanım? Rica ederim terbiye usulüne müdahale etme Behiye. Koskoca kızın terbiyesi mi kalmış efendim? Hadi gecikmeyelim biz. Akşam da gelir alırım seni. Olur Çınar. Çınar, sana bir şey soracağım. Sen burayı çok seviyorsun, değil mi? Sevmez miyim? Çok sevmemiştim Boğaz'da bir yalı sahip oluyoruz diye. Sadece burayı değil, aileni de seviyorsun. Ailesini kim sevmez? Ama belki de biz çok zor günler geçirerek bugünlere geldiğimiz için daha fazla bağlıyız birbirimize. Peki... Burada beraber yaşama konusundaki kararsızlığın seni üzüyor mu? Maalesef biraz üzüyor. Leyla'nın söylediği kadar varmış. Çok zevksiz bir yalı. Aman içinizden geçenleri belli etmeyin. Sonra Lale üzülüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiçeğiniz sizden önce geldi. Çok şaşırdım. Gene de teşekkürler. Bizde usul böyledir. Zamanla alışırsınız. Devir bizim devrimiz. İstanbul bize alışsın. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle buyurun lütfen. Hmm.
meğer ne kıymetliymiş bu tablo. Herkes yolda çevirip bunu soruyor. Kıymetini bilin. Bize çok uğur getirmedi. Anne. Canım. Çok solgun görünüyorsun. Hayır. Sana öyle geliyor. Bakayım sana Laleciğim. Oturalım. İnandım seni kilit altına tuttuğuna. Delirmiş gibiydi. Gel hadi içeri girelim. Aa, çok fazla benim için. Diyetteyim. Aa, ne diyeti? İnceciksiniz. Düğün diyeti. Malum herkesin gözü üstümde olacak. Kendimizi değil de önce çocukları düşünelim. Düğünden sonra buraya yerleşecekler. Çok iş var, daha hiçbir şey hazır değil. İsterseniz bu konuda size yardımcı olabilirim. Mimarımla konuştum. Lale'nin istediği şekilde düzenleyecek. Bakarız. Ama Çınar bu kararı bana bıraktı. Ben burada yaşamanızı istiyorum. Oğlum da burada ailesiyle birlikte yaşamak ister. Koca yalı hepimize yeter. Zümrüt Hanım, size yalıyı gezdirmemi ister misiniz? Memnuniyetle. Buyurun. Akşam telefonda konuştuğumuz gibi. Mimar Ömer buraya birkaç dokunuşla çok sıcak, çok şık bir hava verebilir. Biz de burayı çok ünlü Dubai'li bir dekoratöre yaptırmıştık. Bir de para ödemiştik. Bu Arap esintisi güzel olmuyor işte. Ben şahsen sevmiyorum. Ömer primadır. Sizin yerinizde olsam. Hazır Lale'nin katına başlamışken. Bütün yalıyı şöyle bir gözden geçirseniz. Gerekmez. Bizim yalanın manzarası sizinkinden daha güzel. Yol yalısı olmasına rağmen mi? Aman canım ne fark eder ki? Orada çınarımın nasıl olsa. Şefin teknesi. Ne işi var bu adamın teknesinin buralarda? Daldınız. Bir ahbabımın teknesi geçiyor. Evet tamam. Teşekkürler. Evet. Hafta sonu oğlunuz da sizi yelken kursuna bekliyorlar. Organizasyon için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Vallahi sayenizde yelkenci de olduk. Yelkeni çok seveceksiniz. Büyük özgürlük. Bu aralar bir rüzgarla da olsa çekip gitmeye öyle ihtiyacım var ki. Aile zor günler atlattı tabii. Öyle. Yatıyoruz Çınar'ın evliliği, kalkıyoruz Çınar'ın evliliği. Neyse, yelken yapmak size bütün sıkıntılarınızı unutturacak. En azından bana öyle olmuştu. Sizin başınızdan ne geçti ki? Eşimden ayrıldım ben. Yelken yapmaya da öyle başladım. Thank you.
merak ettim. Ben bir gidip bakayım. Bu kızı sevmedim. İçten pazarlıklı. Küçük prensesimin niye hala suratı asık? Hiç. İçimden bir his. Burada yaşama diyor. İnatçı olma. Otur burada. Bak hem ben de varım. Kem söz söyletmem. Seni diliyle yaralamak isteyen karşısında beni bulur. Sen burada olursan içim rahat eder. Ha şöyle işte. Heh, ben seni arıyorum. Kapıyı açsana, Yeşim'e dergi getirdim. Tabii efendim. Yeşim bak sana ne getirdim. Nerede bu kız ya? Şermin. Zümrüt Hanım çok kızacak. Korkma, ben söylerim ona. Lütfen, ben evdeydim, hiçbir şey duymadım diyeyim Küçük Bey. Tamam tamam. Hangi odayı verdiniz Çınarlara? Ay, bir odaya sığılır mı canım? Bir kat daha hissedilecek tabii ki. Ben pazar günü mimarı alır gelirim. Pazar günü Necip Bey'in dinlenecek günüdür. Benim hatırım için o güne sıkıştırdı. Başka zamanı yok. İyi, getirin o zaman. Alo Keremciğim. Kuş kafesten kaçmış anne. Ne? Nasıl olmuş? Ne bileyim ben. Ya Rapunzel olup saçlarını sarkıtmış ya da beyaz atlı prensi gelip onu kaçırmış. Peki canım, detayları gelince konuşuruz. Hayırdır Zümrüt Hanım, kötü bir haber mi aldınız? Kerem'in arkadaşı evden kaçmıştı. Hadi biz kalkalım mı? Aa, ben de geleyim. Sen kal. Çınar'ım gelecek. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Bu akşam oğlumun sevdiği yemekler var. Onsuz boğazımdan geçmez. Benden çok büyük bir şey yapmamı bekliyorsun Yeşim. Evet. Çünkü ben buna değerim. Biliyorum. Değersin. Bana bir söz vermeni istiyorum. Cevabını duyamadım. Hemen cevap vermemi bekleme. Bu zor bir şey. Olur. Bir daha yüzümü göremezsin. Peki tamam. Söylediğin şeyi yapacağım. Güzel. Özlemişim bu sofrada aranızda olmayı. Biz de seni özledik. Yerin nicedir boştu. Çok şükür, düğünden sonra hep birlikte olacağız inşallah. Az kaldı. Kırgınlıkları unutup tekrardan kenetleneceğiz birbirimize. Hadi bakalım, afiyet olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Soframızın bereketi daim olsun. Amin. Buyurun. Annen arıyor. Açma. Bırak arasın. Ondan korkmuyorum. Sakın bana verdiğin sözü ona söyleme. Merak etme, söylemem. Yoksa ikimizi de mahveder. Alo.
Yeşim'in yanında olduğunu biliyorum Şefik. Evet, yanımda. Yazık. Çok yazık. Utanmıyorsun değil mi? Zümrüt, ne istiyorsun bizden? Arama bir daha bizi. Rahat bırak. Rezil. Düğün öncesi bir skandal daha çıkmasa bari. Zümrüt Hanım'la mimarı gelmişler. Ne işi var burada pazar pazar? Aa, ne demek ne işi var abi? Artık dünürsünüz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. İşimiz acele. Ömer Bey'in fazla vakti yok. Sağ olsun pazar günü bizi kırmayıp geldi. Lale'nin katını görebilir miyim acaba? Odasını. Pardon? Yalnız kırıp dökme işi olmasın. Biz bu yalıyı beğenip aldık. İçinde istediğimiz gibi yaptırdık. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bu yalı taş kıranlarınki gibi değil zaten. Daha küçük. Orası da bizim yalnız. Yalıları değişsek mi ne etsek? Taş kıran ailesinin tarihine sahip olamadıktan sonra. Allah'ıma şükür geçmişimle gurur duyuyorum. Bu devirde herkese nasip olmaz. İstiyorsanız hiç uğraşmayalım. Lale'ye yeni bir daire alalım. Et tırnaktan ayrılmaz. Çınar'ın yeri burası. Dolayısıyla karısının da. Ayşe size odayı göstersin. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Sağ ol. Hızlı başlamışsınız. Öyle oldu. Birazdan denize çıkaracaklarmış sizi. Ya evet de ben daha şu düğümü atmayı bile beceremedim ki. Durun size yardım edeyim. Yetiştir planları olur mu Ömerciğim? Tamam yetiştiririm. Yapılacak fazla bir şey yok zaten. Bak, Lale'yi arıyorum. Akşam planları görmek için bize gelecek. Akşama ben yollarım. Tamam. Banyo duvarlarını kırdıramadık. Mühim değil. Ben beğendim. Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Ancak bu kadar kurtarabildik. Herkese iyi akşamlar. Neredeydin sen? Merak ettim seni. İyiyim ben. Bir arkadaşımın teknesindeydim. Yorgunum. Biraz uzanacağım. Ben Yeşim'e bakayım bir saniye. Annemle aranızı düğüne kadar düzeltmeye çalış Yeşim. Emredersiniz. Yeşim neyin var senin? Düğünümde böyle küs olmanızı istemiyorum. Merak etme. Düğünün dedikoduları bizi bastırır. Ne gibi? Görürsün. Sizin düğününüz olay olacak. Yarın gelinlik provam var. Benimle gelsene. Hem fikir de verirsin. Çınar da geliyor mu? Hayır. Bu uğursuzluk olur derler.
Misafirlerin gitti mi? Onların yanında soramadığın hesabı mı sormaya geldin bana? Şu haline, şu küstahlığına bak. Yazık. Çok yazık. Kılıma bile zarar veremeyeceksin artık. Beni burada kapalı tutamayacaksın. Bu özgüven sana ne zaman peyda oldu anlamadım. Düşmediğimi, senden dayak yediğimi anlatırım. Düğün üzere herkesin gözleri üstümüzde zaten. Söylediklerim bir bir yerlerini bulur. Sersem, her şeyi berbat edeceksin. Arabamın anahtarları, cep telefonum ve kredi kartlarım please. Tamam öyleyse. Ben gerekli düzeltmeleri yapıp sizi provaya çağırayım. Tamam. Yalnız lütfen benim söylediğim değişiklikleri de eklerseniz. Öbür türlü çok kapalı olacak çünkü. Sen yine de fazla açma. Gelinlik saflıktır, masumiyettir. Ayrıca ben öyle açık saçık gelinlikleri hiç kimseye yakıştıramıyorum. Ben istediğiniz gibi bir iki eskiz çizerim, size sunarım. Beğendiğinizi seçeriz. Hoşça kalın. Güle güle Cem hoşçum. Gelinliği Cemile Hanım'a diktirme konusunda keşke bu kadar ısrarcı olmasaydınız. Ben de Paris'teki modacımdan bazı tasarımlar istedim. Yengeminki ısrar değil, inat. Bir bildiğin var elbet. Yeşim Hanım o işlemelere karışmasaydı o gelinlik dillere destan olurdu. Gerçekten. Hanımlar bir an önce çalışmaya koyulalım. Seçmemiz gereken evet. Çok şey var. Evet, çok az zamanımız kaldı. İkbal Hanım acaba hazırladığım menüyü inceleme fırsatı bulabildi mi? İnceledik. Beğenmedik. Reyhan'la oturduk bunu hazırladık. Demir hindi şerbeti, kabaklı hünkâr pidesi. Ya fırında ada çayı sosisi? Ben tabakta menü öyle bulamaç gibi durmasın diye daha hafif ve light bir şeyler hazırlamıştım. Light diyorsunuz ama herkes sizin gibi düşünmeyebilir. Ben hiç kimseye Ilgazların düğününe gittik aç döndük dedirtmem. Öyle mi? Biz Taşkıran ailesi de bu tarz... Verin şu menüyü bana. Ben ortak bir şeyler bulabilirim. Evet. Gelin hanımın sorumluluğunda olsun bunlar. Sonra ben o aksesuarları da beğenmedim seçtiğiniz. Çok sade ne o öyle. Beğenmedim. Değiştirelim onları. Masa dilek ağacına dönmesin diye. O zaman darılmaca gücenmece yok. Bütün seçimleri ben yapacağım. Sizin karar vermeniz zor oluyor. Laleciğim. İtiraz kabul etmiyorum. Gülme. Komik değil çünkü. Komik. Ya annelerimizin bir düğün için düştüğü bu durum komik. Sen içindeydin, yaşadın. Sana komik gelmiyor olabilir ama. Duyduklarım beni çok eğlendirdi. Sana öyle geliyor. Lale. Bırak heveslerini alsınlar. Anlayış göster onlara. Ha, Lale de geldi. Defneciğim hoş geldin. Canım. Nasılsın? İyiyim ama biraz heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. En iyi arkadaşım evleniyor bugün. Çınar mı bıraktı seni? Şermin sana bir bitki çayı hazırlasın. Gerginsindir, rahatlatır. Damat bey bıraktığı gibi gelip alacak. İstanbul İstanbul olalı böyle düğün alayı görmemiş olacak. Ha Laleciğim,
Masözün spor odasında seni bekliyor. Ayrıca makyajlı kuaför de geliyorlar birazdan. Peki, gelinliğim geldi mi? Geldi. Sabah erkenden getirdiler. Korktuğum kadar rüküş değilmiş. Bunu Yeşim'e borçluyuz. Epey müdahale etti gelinliğe. Peki o nerede? Biraz önce çıktı. Cilt bakımı ne yaptıracakmış? Kerem, dediklerimi sakın unutma. Gözünü Yeşim'den ayırmayacaksın. Akşam davetlerden çok gazeteciler olacak. Dikkatli olmalısın. Cemile Hanım siparişleri göndermiş. Ah iyi. Masa örtleri güzel olmuş. Beğendim. Zümrüt Hanım nerede? Böyle olmasın böyle olsun diye başımızın etini yedi, ortada yok kokana. O kokona süs yapıyordur şimdi. Gelini gölgede bırakmasa bari. Ne takıp takıştıracak merak ediyorum doğrusu. Yeterli. Aradın mı Yeşim'i? Aradım. Neredeymiş? Kuafördeyim dedi. İyi. Sık sık ara. Düğünde de yanından ayrılma. Ya Yeşim beni yanında baston gibi gezdirir mi hiç? Dediğimi yap sen. Seyredeyim biraz seni. Adını aldığın çiçek gibisin. Zarif, masum, kırılgan, tertemiz. Seni hep seveceğim Lale. Seni ömrüm boyunca seveceğim. Çok mutluyum Çınar. Ben çok mutluyum. Benim için Lale Devri başladı artık demiştim. Lale, Lale Devri hep sürecek.